Sen bütün gece neredeydin Azize Hanım? Sabaha kadar seni aradım ben. Bak Füsun durmayacak. Tehlikeli laflar ediyor. Ona kızını ver. Hem olması gereken bu, hem başka çaren yok. Füsun çocuğundan yıllar önce vazgeçti. Babasına verdi onu. Sen de ondan aldın değil mi? Öyle değil. Hasan ölünce çocuk yurda verilmiş. Ben onu aldım, sahip çıktım. Şimdi nasıl derim? Anan mirasından. Aslan Bey soyadından vazgeçmediği için abisine boyun eğdi. Babanla evlenmedi diye. Seni daha el kadarken terk etti diye. Bu onların sorunu Azize Hanım. Bunlar anne kız aralarında o problemi hallederler ya da halletmezler. Senin yapman gereken Füsun'a da kızına da doğruyu söylemek. Peki Miran duyunca ne yapacak? Ha? Onca yaptığım şeyden sonra benim onu hileyle aldığımı zannedecek. Hakkı var. Hakkı var. O kadar çok kötülük ettin ki. Yaptığın hayırlarda bile şer arar olduk. Merak etme Fırat. Ben çözeceğim bu işi. Güven bana. Çöz. Çöz ama bir an evvel çöz. Günaydın. Günaydın. İyi misin? Evet evet. Broşürlere bakıyordum. Kimlik fotokopisini getirecektin. Getirdin mi? Bu sigorta işi için istemiştim ya. Şirketten istemişlerdi. Evet hazır. Bugün ayın kaç? Zeynep bugün senin doğum gününmüş. Öyle mi? Orada öyle yazdığına göre öyledir herhalde. Keşke söyleseydin ya. Bir pasta masta bir şey alırdık, kutlardık. Hayırdır? Neyi kutluyorsunuz? Kardeşim hoş geldin. Zeynep'in doğum günüymüş de. Öyle mi? İyi ki doğmuşsun Zeynep. Teşekkür ederim. Eğer müsaaden varsa bizim bir Fırat'la konuşmamız lazım. Zaten benim fidanlara göz gezdirmem lazım. Siz konuşun. Hayırdır kardeşim? Canı sıkkın gibi. Bana söylemek istediğin bir şey var mı Fırat? Ne gibi? Bunun gibi. Miran. Ne Miran? Ne aga? Sen benden gizli hiçbir şey görüyorsun ya. Miran sakin olacaksan anlat. Ha bir de benden sakin olmamı bekliyorsun ha? Öyle mi? Oğlum ben seni kaç kez aradım. Bak dedim bu kazaya benzemiyor. Bunun arkasında başka bir şey var. Abartıyorsun dedin. Konuyu kapattın. Meğerse... Meğer ne? Ne meğer Miran? Getirsene gerisini. Ne yapmışım? Arkandan hiç mi çevirmişim? Sırtından mı bıçaklamışım seni? Söylesene. Ben öyle bir şey mi dedim? E baksana haline tavrına. Ya meğersem adamı çoktan göndermişsin diyecektim işte. Ben adamı yana döne ararken sen zaten adamı bulmuşsun göndermişsin. Ya Miran hiç mi sormuyorsun ya? Hiç mi demiyorsun Fırat bunu niye yaptı diye? Ya ben senin başın belaya girmesin diye uğraşıyorum. Senin söylediğin şeylere bak ya. Fırat, ben senin niyetini sorgulamıyorum. Benden neden sakladın diyorum. Söylüyorum ya Miran, sebebini anlatıyorum ya. Ya en basitinden adam yaşıyorsa biz Cihan'ı niye aldık? Ha? Neyin hesabını sorduk oğlum biz Cihan'dan? Ben Cihan'dan adamı öldürdü diye hesap sormuyor muyum? Sen bana nasıl demesin adam yaşıyor ben buldum konuşturdum diye? Ya ne oluyor ya? Hepiniz bir şey saklıyorsunuz benden. Ne değişti, ne oldu oğlum? Delireceğim ya. Of! Füsun! Füsun çık dışarı!
Ya Azze, ben çağırdığım zaman gelmiyorsun. Sonra fellik fellik sokaklarda beni arıyorsun. Ters bir şey yok mu burada? Bak, harekete geçmeden önce beni bir dinle. Hiçbir senin düşündüğün gibi değil. Benim tarafta her şey senin bildiğin gibi. Konuştuğumuz olmadı. Sözünde durmadım, benden günah gitti. Yapma. Ne yaptın? Kime ne yaptın Füsun? Alo, Nasuh Ağa. Azze'yi yolladığın için sağ ol da geç kaldınız, geç. Hepiniz geç kaldınız. Füsun Aslan Bey'in kim olduğunu ben size öğreteceğim. Öğreteceğim. Nasıl ki beni evladıma hasret koydunuz, ben de size evladınıza hasret koyacağım. Ta ki kızımı alana kadar he. He. Hazır. Hazır. Sen bu Manito'daki arızaya giderdin ha Fırat? Evet, evet. Yok sana helal olsun. Sağ ol. Bak Füsun, eğer oğluma bir şey yaptıysan beni öldürürsün. Beni öldürürsün, kızını asla göremez. Ölmeyeceksin, az ölmeyeceksin. Yanacağım evlat hasretiyle. Ben kızım öldü biliyordum. Sen Hazer'in yaşadığını bile bile onu göremeyeceksin. Ta ki kızımı verene kadar. Sakın Füsun, sakın. Geç kaldım, geç. Adamım Hazer'in yanındadır bile. Oğluna karşılık kızım. Verirsin kızımı, alırsın oğlunu. Anladın? Ya, yapma. Yapma. Hanımım. Hanımım. Ya ne oluyor? Kapı! Lan oğlum açın kapıyı, açın. Halit doktor çağır. Hanımım. Hanımım iyi misin? Ya ne oldu bu kadına ya? Allah Allah. Gelmişsen geldi değil mi? Evet. Alo, Nasuh Ağa. Alo, Hazar Şadoğlu'nun yanındayım hanımım. Kimse yok etrafında, alıyorum şimdi. He. Uza hemen, uza uza oradan. Şimdilik almıyoruz Hazar'ı. Benden bir haber gelmedikçe sakın bir şey yapmayın. Tamam. Tamam hanımım. Tamam. Ölmeyeceksin Azze. Bana kızımı vermeden ölmeyeceksin. İran. Babam. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk. Öyle ben mi seni görmek istedim? Ha, iyi ettin. Hayırdır? Ya şu kamyon şoförü meselesi vardı ya. He. Hani adamı gözümüzün önünde vurdular. Biz konuşturamadık. Hı. Ben o meseleyi geçtikçe böyle yeni sırlar çıkıyor. Yani ortada bir şey var ama ben göremiyorum. Ben de sormak istedim sana. Acaba senin bildiğin bir şey var mı? Hani benim bilmediğim, senin bildiğin bir şey. Olmaz oğlum. Benim bilip de senin bilmediğin bir şey olmaz. Olmaz.
tuhaf. Sanki herkes benden bir şey saklıyor gibiyim. Ne olduğunu bilsem savaşacağım. Ama insan bilmediği bir şeyle savaşamaz ki. Boşluğa düştüm. İlk defa güçsüz hissediyorum. Yalnız hissediyorum. Yok. Yok oğlum, olur mu şöyle şey? Ben varım. He? Sen sakın kendini öyle hissetme ya. Sen gel hele gel. Gel. Sana bakınca ne görüyorum biliyor musun? Ne göreceksin ki? Ne kadar güçlü olduğunu. Ben güçlüyüm. Güçlüsün. Senin kendinden başka kimseye bir ızdırabın, bir minnetin, eyvallahın yok oğlum. Senin tek derdin var, adalet. O da işte. Ha burada. İsterdim ki sana dert olmak yerine senin bütün dertlerini söküp atayım. Ama acısız bir ömür yok mu oğlum? Bana vakti zamanında ben sizin istediğiniz gibi bir evlat olmayacağım demiştim. Hatırlıyor musun? Sen bizim istediğimizden daha hayırlı bir evlatsın oğlum. Ben size babalık yapamadım. Ama inan bana, evlatlarım için gözümü kırpmadan bu dünyayı yakarım. Bunu sakın unutma, tamam mı? Haydi, haydi. Baba. Baba. Yaren. Baba yapma. Sen ne yapıyorsun burada? Haydi. Yürü. Baba yapma, hayır. Yürü. Ne oluyor ya? Yürü. Dönmeyeceğim. Yürü, dönmeyeceğim. Yürü ya, benim yüzümden daha fazla acı çekmeyeceksin. Hiçbir şey demeyeceksin Yaren. Yaren ne oluyor ya? Ne bu halin? Yok bir şey oğlum. Ya Yaren ne oldu? Abi. Yaren sus. Harun'u ben öldürdüm. Babam beni korumaya çalışıyor. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ olasın doktor. Kanamasını durdurduk. Kan takviyesi de aldı. Bir iki saate iyileşir. Beklenmedik bir durum olursa ararsınız. Eyvallah doktor, sağ ol. Eğer oğluma bir şey yapacak olursan kendimden önce seni öldürürüm bilesin Füzun. Yaşayacaksın. Ne sana bir şey olacak ne de bana. Çünkü kızımı vereceksin. Oğlum. Oğluna bir şey olmadı, merak etme. İşinde gücünde. Sen bana kızımı verirsen oğlun hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Oldu da geri vites yaparsan o zaman alacağım oğlunu. Arasan da bulamayacaksın. Bir adamımın eli Azrail gibi Hazer'in ensesinde olacak. Sakın Füsun. Sakın. Hmm.
Ben sözümde durdum. Sen de duracaksın. Benim güneşimi aldın. Kara bir bulut gibi çöktün üstüne. Kızımı vereceksin Azze'ye. Onu senden ben almadım. Sen onu terk ettin Füsun. El kadar bebekken terk et. Sütünü bile esirgeden yavrum. Sen ne diyorsun be? Hangi ana evladından sütünü esirger? Hangi ana esirger? Malı, mülkü, zenginliği evladına tercih et. Geldim ben. Öndüm. Onu aradım. Her yerde aradım ama bulamadım. Neden? Çünkü sen aldın onu. Çaldın. Benim analığımı çaldın Azze. Ben kimseden bir şey çalmadım. Hasan ölmüştü. Evladın yetimhaneye verilmişti. Onu aldım. Sahip çıktım. Senin veremediklerini verdim ona. Senin yapamadıklarını yaptım. El üstünde tutuldu. En iyi okullarda okudu. Onca nefretini görmeme rağmen acılarımdan o kadar zevk alıp gülmene rağmen ona sahip çıktım. Kaç kere dağıldı yüzüm. Kaç kere kırıldı kemiklerim. Sayısını hatırlamıyorum. Çünkü her seferinde dayaktan bayılırdım. Sen oradaydın. Gördüm. Bir kere bile elini uzatmadın. Ona rağmen senin attığın evlada sahip çıktım. Atmadım ben onu. Sakladın onu Azze, sakladın. Attın Füsun, attın. Sen sadece günahına kılıf arıyorsun. Ne yapacak? Ha, evladın ne yapacak? Onu babasına terk ettiğini söylediğinde ne yapacak? Seni boynuna sarılıp anne diyecek mi sana? Seni affedecek mi? Affedecek! Tabii ki affedecek. Kızım nerede Azze? Onu kaldır Füsun. Beni onunla korkutamazsın. İkimiz de beni yaşatmak zorunda olduğunu biliyoruz. Beni de, Hazar'ı da. Seni affedecek he mi? Sana kızını vereceğim. Ben de acılı bir anayım çünkü. Ama şunu bil. Kızın seni affetmeyecek. Azze teyze neredesin? Kimsin sen? Ben Azra. Siz kimsiniz? Azze teyze nerede? Yaralıydı. Ayrıca telefonu sizde ne arıyor? Sen nereden biliyorsun yaralı olduğunu? Bakın benim Azize teyzeyi görmem lazım. Doktorum ben. İyi olduğundan emin olmam lazım. Ben bir ahbabıyım. Azize'nin yaralı olduğunu duydum. Yanıma aldım, kendim bakıyorum. Peki. Peki madem öyle bana adresi yollayın. Ben kendim göreyim.
susacak mıyız böyle? Niye beni ele vermedin abi? Ya bir şey desene. Ne kadar aşağılık biri olduğumu söylesene yüzüme. Suratıma tükür. Gerçi suratıma tükürebilmen için önce yüzüme bakman lazım değil mi? Tamam. Götür beni. Götür beni adalete teslim et. Çünkü ben de bunu yapacak. Yürek yok. Senin kardeşin de gidip teslim olacak. Yürek bile yok. Ama sende o yürek var abi. Azra, ulaşamıyorum sana. Bir arar mısın beni müsait olunca? Evdeyim ben, döndüm. Ben ne çektiysem içime attım. Azra ne sorduysa yalan söyledim. Mutsuz olmasın, başına bir şey gelmesin diye kan kustum. Sustum. Sen bunca yıllık suskunluğumu bir çırpıda söyledin. Söylemek zorunda kaldım Dişanne. Ne denem bana? Vakit bu vakitmiş. Evet. Sizi dinliyorum. Hadi uzatmayın ama. Her şeyi şimdi anlatın bana. Tane tane anlatın. Azra'ya annesini Azize'nin kapattığını söylemek zorunda kaldım. Azra nerede peki? Bilmiyorum. Azra nereden ne? Ya hadi delirtmeyin beni. Reyhan, bana gerçekleri anlatacak mısın? Hiçbir şey saklamadan. Reyhan. Azizan geldi. Yaralıydı, yardım istedi. Azize yaralandı da senden mi yardım istedi? Sen ne yaptın peki? Yardım mı ettin ona? Bıçaklamış. Yardım ettim. Kim bıçaklamış?
Peki nasıl yardım ettin Reyhan? Kulübeye götürdüm. Kulübeye götürdün. Neden? Bir tane ambulansı arasaydın, hastaneye gitseydi. Reyhan bir şey söyler misin? Ne oluyor? Senin Azize'yle ne işin olabilir ki? Yardım istedi. Yardım etmek istedim ben de. Beni bekleseydin. Her şeye kızıyorsun. Arayınca bile kızıyorsun. Ne bileyim ben çekindim söylemeye. Çekindim ben. Nereden bileyim? Öyle mi bıraksaydım kadını? Ya ben seni gerçekten anlayamıyorum Reyhan. Yani benim kafam almıyor artık. Annen için. Annem. Annem. Annem için. Annen ya. Anne. Annen için. Sus. Sus ne olursun. Susmayacağım. Susayım da herkes seni essin öyle mi? Ben kızımı sokakta bulmadım. Bunu herkes böyle bilecek. Sen de artık gerçekleri öğren Miran. Azize Aslan Bey'i senin anan bıçakladı. Benim kızım insanlık etti. Senin annen için. Hoş gelmişsin şehirli bacım. De hele, kime baktın? Merhaba, ben Azize teyzeye gelmiştim. Ha, geçmiş olsuna gelmişsen kurban. Sen nesi oluyorsun? Gene sapasağlam maşallah. O kadar kanı dökülmüş, hala da turp gibidir turp. Tamamdır Şeyda. Azra'sın. Evet ben Azra. Siz de Azize teyzenin dostu olmalısınız. Konuşmuştuk. Hoş geldin. Azize teyzen karşıda odada. Azra, yarası çok ağırdır. Ona bunu kim yaptı biliyorsun? Ben daha kendisiyle konuşamadım. Müsaitse şimdi soracağım. Ben sana odayı göstereyim Kibar Bahçe. Buyur. Ne demek oluyor şimdi anne? Çıldıracağım. Sen nasıl Azize'yi öldürmek istersin? Ya neden, neden? Azize'nin bana bunca yaptıklarından sonra hala soruyor musun? Neden? Neden öyle mi? Çünkü dayanamıyorum. Dayanamıyorum anlıyor musun? Dayanamıyorum, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hayatımın yarısını çalan Azize'den korkarak yaşamaya dayanamıyorum. Evladıma yabancı olmaya dayanamıyorum ben. Yıllarca Azra için. Şimdi senin için endişelenmeye dayanamıyorum ben. Dayanamıyorum. O benim hayatımı mahvetti. 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 Canım annem zaten mesele de bu ya. Sen bunca yıl bunları bile bile durdun. İntikam derdine düşmedin. Niye? Çünkü sen Azize'ye onun gibi karşılık verecek bir kadın değilsin. Peki şimdi ne değişti? Ne oldu? Bunca yıl değişmedi.
benim yaşadığımı öğrenince değişmedi. Şimdi ne değişti? Artık birisinin bunu durdurması gerekiyordu Miran. Durdurması gerekiyordu. Yıllar önce aynı seni çaldığı gibi şimdi de Azra'yı benden çalacaktı. Durmayacak, devam edecek. Bu hayatı Aziz'in gölgesinde yaşamaktan kurtulamayacak. Hayır, hayır. Olmayacak öyle bir şey. Geçecek, tamam mı? Geçecek. Geçecek lütfen. Güven bana. O dediğin asla olmayacak. Yapma böyle, bak ne olur yapma. Miran. Miran ne olur. Yalvarıyorum. Yalvarıyorum, Azra'yı bul bana getir, olur mu? Onu uzaklara götüreyim, kaçırayım bundan ne olursun. Tamam. Tamam. Getireceğim ben sana Azra'yı. Getireceğim mi? Söz veriyorum, getireceğim sana Azra'yı. Üzülür. Azize'nin onu senden almasına izin vermeyeceğim. Şimdi gidip kulübeden Azize'yi çıkaracağım. Ondan sonra da buraya Azra'yı, kızını getireceğim, tamam mı? Hadi. Hadi. Tamam mı? Azize kulübede de. Peki bana bütün bunları ne zaman anlatacaktın Reyhan? Can. Bak, ben sana tepelikte sordum, bir şey demedin. Dün bana Cihan Efendi ne dedi biliyor musun? Git karına sor, bakalım senden neler saklıyormuş dedi. Böyle onun kafasına sıkmamak için kendimi zor tuttum. Dedim ki, benim karım Reyhan'ım benden hiçbir şey saklamaz dedim. Sakladın. Ben anne, seni Azra'yı korumak için. Neden Reyhan, kimden? Ya bunca yükü sen niye tek başına sırtlandın? Benim bilmemem gereken şey ne? Seni üzmeden, kırmadan, ne olduğunu anlamaya çalışırken sen benim gözümün içine baka baka bana yalan söyledin. Benim Reyhan'ım, yalan nedir bilmeyen, ne olursa olsun kocasından hiçbir şey saklamayan Reyhan bana yalan söyledi. Ne değişti Reyhan, ne oldu? Neden? Miran oğlum, gözünü seveyim yeter. Çünkü söyle Reyhan, günlerdir bu haldesin. Lütfen bir şey de. Yine sessizlik. Reyhan. Miran, dur. Daha fazla üstüne gitme. Gebe kız. Bu anneni de kızımdan uzak tut Miran. Reyhan. Hadi aç da konuşalım. Özür dilerim bağırdığım için. Şimdi değil Miran. Reyhan. Hadi lütfen konuşalım. Bak. Ben iki gündür hiç iyi değilim. Kafamda bin bir soru var. Lütfen. Hadi aç. Ya konuşursak çözeceğiz biliyorum. Ben gözlerine bakmak istiyorum. Reyhan'ın bana her şeyi anlatsın istiyorum. Hadi lütfen. Lütfen aç, konuşmamız lazım. İkimiz de bu kadar kırgınken olmaz Miran. Tamam. Peki sevgilim. Sen nasıl istersen öyle olsun. Sonra konuşalım.
Geliyorum. İyi. Kanama durmuş. Ama yara iltihap yapmasın diye temizlemem lazım. Seni bugünler için yetiştirdim yavrum. Kocayınca bana bakasın diye. Asra. Bunu annem yaptı, doğru mu? Yıllarca onu eve hapsettin, doğru mu? Hapsettiğin yerde delirmesin diye beni ona verdiğin, doğru mu? Azra, ben... Reyhan'ın söyledikleri doğru mu Azize teyze? Dişi annemle Miran'ı ayırdı. Onlara bunca kötülüğü yaptın, doğru mu? Ve sana her şeyi anlatacağım. Bakılırsa doğru. Ya ben onca sene bir yalanla mı yaşadım? Ya ben onca sene koca bir yalanla mı yaşadım? Sen hepimizi saçma sapan bir yalana inandırdın. Ne uğruna? Azra. Gel kızım. Azra. Gel. Bak mesele her neyse... ...şimdi sırası değil, tamam mı? He benim güzel kızım. Azra. Azra. Azra ha. Seni iyi gördüm Azze. Çok daha iyi gördüm. İnsan ne ederse kendine ediyor değil mi? Ha bir de misafirliğin kısası makbuldür. Azize. Oo, gel Esma, gel gel gel. Kötü haber çabuk yayılıyor. Gel, hanımım burada. Azize. Azize. Şeyde arayınca nasıl geldiğimi bilemedim. Ne oldu sana? Sana bunu kim yaptı? Dur, dur, dur kalkma. Kalkma. Esma. Hepsini durdum diyorum. Ona güven olmaz. Ben bulamayınca Hazar'ı kaçırtmaya kalkmış. Onu aldırmadığından emin olmam lazım. Kendi gözümle görmem lazım. Buradan çıkmam lazım Esim. Yardım et. Ne olur bana yardım. Ben yıllarca aynı şeyi yaptım. Sırf seni korumak için ya. Sırf seni korumak için. Kendimi bir an bile düşünmeden ateşe attım. İnsan bir durup düşünmez mi ya? Bir durup düşünmez mi? Ya Fırat bunu niye yaptı? Vardır bir açıklaması. Bir durur dinler değil mi? Ama yok! Fırat. Yeter dur artık. Kendine zarar veriyorsun bak. Sana bir şey olacak. Bana olan oldu zaten Zeynep. Oldu. Miran'ın da kendine göre haklı sebepleri var. Tamam yaptığı şey doğru demiyorum. Ama siz kardeşsiniz.
Çözemeyeceğiniz hiçbir şey olamaz. Sorun da bu ya zaten. Kardeşin sana güvenmemesi. Arkasından iş çevirdiğini düşünmesi. Ya Zeynep, ne olur kusura bakma. Bugün senin doğum günün. Benim yaptığım şeye bak. Dert etme. Öyle kutladığım bir gün değil zaten.